Omnibus. Konuşarak bir kariyer yaptığımı gören ortaokul lise hocalarım bak. Dedin konuşma al işte. Merhaba hocam. Merhaba Berat. Merhaba hocam. Merhaba Bengü. Evet ne konuşalım? Neyi merak ediyorsun Bengü? Nasıl bu kadar rahat konuşabildiğinizi çok merak ediyorum. Bunu konuşmak istiyorum. Ya bu büyük bir problem aslında. Öğrencilerde falan da görüyorsun. Mesela çıkıyorlar. Ben ilk sunum verdiğimde dediler bana geldiler ki hocam dediler sunumu sizle önce bir prova edelim mi? Bana çok saçma gelmişti mesela 2013'te ilk geldiğimde Türkiye'ye. Şimdi sunum falan filan bizde fazla yapılmadığı için insan önünde konuşmak zor geliyor. Ve aslında ben şöyle şeyler gördüm. Çok kıdemli insanlar, çok saygı duyduğum, ast üst ilişkisi olduğum insanların mesela kürsüde titrediklerini gördüm. Öyle olunca da patron imajı hemen bozuluyor. Yani kolay bir iş değilmiş demek ki. Ben doğal olarak hep bana çok kolay gelmişti. Ufaktan beri çünkü idman olduğu için ben hep böyle işte Süleyman Demirel taklidi yapıyordum, bütün okul izliyordu. Tatile falan Kuşadası'na gitmiştik, 8 saat falan mikrofonla konuşmuştum böyle stand-up yapar yapar. Dolayısıyla benim için bir öyle bir şey yok ama öğrencilerden yani öğrencilerin kendini geliştirmesi anlamında çok teşvik ediyorum. İki şeyi çok teşvik ederim ben. Biri harita, hep harita sınavı yaparım. Bu konuda alakalı değil ama bize Hakan Kırımlı yapardı. Georgetown'da da yaparlardı. Hatta şöyle bir şey, Georgetown mülkiyesi ya oranın. Mülkiyesinde harita sınavı yaptılar profesörlere. Yani Foreign School'da. Sadece 2 kişi geçmiş. İkisi de tarih bölümündendi. Yani aslında böyle Amerikan Foreign Policy'ne dış, onlar bir harita bilmiyor. Biri de sunum yapmak. Çünkü artık biz vizüel bir çağda yaşıyoruz ve insanların önünde nasıl konuştuğunuz çok önemli. Çünkü bu bir imaj çağı, ambalaj çağı. Nasıl gözüktüğünüzle ilgili. Gözükmek konsepti. Yani mesela bir doktora programına bile başvururken aslında bir ufak bir konuşma oluyor. Bir işte ne bileyim sizi bir çağırıyorlar eğer ya da bir zoom yapıyorlar değil mi? Bakıyorlar tipinize nedir ne değildir. Orada kendini nasıl taşıdığınız önemli. Dolayısıyla çok işini çok iyi yapmak yetmiyor. Bunu da göstermek lazım. Hemen hemen her beyaz yakalının başından geçmiştir değil mi? İlk bir sunum yapacaksın. Nasıl sunum yapacağını bilmiyorsun. Nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Bu biraz yaparak kilometreyle olacak bir şey. Fakat yapılan sürekli yapılan yanlışlar var. Mesela Berat sen hiç insanların önünde konuştun mu? Konuştum. Ha, peki nasıl bir felaketle sonuçlandı? Bize anlatmak ister misin? Çünkü mesela bazen böyle çok kendime güvenmediğim bir konuysa, konuştuğum konu, bazı yerlerden gol yiyebileceğimi düşünüyorsam bir yerden sonra kafam sürekli oraya takılıyor ve nereden gol yerim diye düşünüyorum. Yani mesela işte bu sık yapılan bir şey. Bir yere bir insanın önüne konuşmaya çıktığınız zaman çok iyi bir programınız olması lazım ve bu çok basit olmalı. Mesela ben programlara çıkarken de bir sayfalık bir outline'ı kafama oturtuyorum aslında. O outline olmazsa bir şeye çok bağlı kalmaya çalışırsanız ya da hiç bağlı kalmaya çalışmazsanız iki açıdan da riske girersin. Bir şeye çok bağlı kalma. Benim başıma bir kere geldi. Amerika'da bir sunuma gitmiştim yani New Orleans'ta. Ben onu yazdım okuyacağım. Ya okuyorum da şimdi ben zaten hızlı konuşan adamım. Böyle bir kendim sıkıldım. Okuduğumu kimse anlamadı. Ve genelde de sunumları böyle yapar. Akademisyenler çok kötü sunumlar yaparlar. Bir tane örnek vereyim. Palazzo Venezia'da bir İtalyan geldi. Böyle garip bir konuyla ilgili sunum yapıyor. Türkiye'ye gelmiş. Bir tane İtalyanca kelimenin yolculuğu falan gibi bir sunum yapıyor ve İtalyanca yapıyor. Zaten hepimiz makarna yemeye gitmişiz. 2 tane İtalyan var. Ben varım. 10-15'te Türk var. Onlardan böyle şeyle dinlemeye çalışıyor. O kadar sıkıcı ki kendi kendine konuşur akademisyenler. Çünkü aslında akademi ölmüş bir sektör. Yani performansında para kazanmadığın ve hatta performansında iş bulmadığın için çok da bir performansında iş buluyorsan bile ki bu da %10'unu oluşturuyor aslında her şey connection ilişki falan. Onu da konuşarak yapmana gerek yok. Bir job talk diye bir şey var Amerika'da. İşten önce bir görüşmeye gidiyorsun. O burada da yok zaten. Ama Avrupa'da da pek olan şeyler değil bunlar. Dolayısıyla önemli değil. Ya kendi kendine konuşmuyor felaket bir sunum yapmış. Öyle çok yani en kötü örnekleri akademide görebilirsin aslında. Ama 5 kişiye konuşmak başka bir şey. Şimdi 100 kişiye konuşmak başka bir şey ya. Yani 5 kişiye konuşurken de bir noktadan sonra rahatlayabiliyorsun bir kere. Sadece 5 kişi değil. Kime konu? Ben ilk sunumumu bir mimarlık ofisinde yapmıştım. Ve tabii ben gittim Mimar Sinan'ı anlattım orada yani. Mimar Sinan'ın da oldu, Uluçal'ın da oldu, işte ne bileyim işte gayrimüslimlerin Osmanlı'daki kaç işte katkıları vardı falan. 20-25 tane mimar vardı. Türkiye'de iş yapıyorlardı. O zaman Akasya yapıyorlardı AVM'yi. Aa benim arkadaşım yaptı Akasya'yı. Eşim olan arkadaşım. Ben de diyorum senin de. Orada başka bir şey anlatıyorsun. Mesela bu YouTube programında da başka bir şey anlatıyorsun. Bir TedX konuşmasına başka bir şey anlatıyorsun. Beyaz yakalara başka bir şey anlatıyorsun. İşte ne bileyim kitap severlere, kitap fanına başka bir şey anlatıyorsun. Bunun bir medium'a ve audience'a, izleyiciye göre de işini bilmek zorundasın. Ton. O yüzden ben 2-3 tane şey sorarım. Kaç kişi olacak? Birincisi. Bunlar kimlerden oluşuyor? Çünkü ben her yerde konuşma yapıyorum. Akademik olarak yapıyorum. Değişik dillerde yapıyorum. Ne bileyim Zoom'dan yapıyorsun. Hepsinin ayrı bir şey var. Kendine göre geliştirmesi lazım. Bir başka şey de sahnenin nasıl olduğu. Mesela sahneleri yanlış kuruyorlar. Mesela bana o zorluğun sahnesi çok güzeldi. Konya'ya gittiğimde kitap fuarında 600 kişiyi böyle eli avucumun içine aldım. Çünkü dedim ki burası zorluğa benziyor. Aynı firma yapmış zaten. Sahneyi doğru yapmışlar. Scala gibi böyle yukarıda çıkıyor. Milano'daki yani bir opera şeyi gibi yapmışlar. Öyle olunca sen ortadasın ve bütün her şeyi herkese kavrayabiliyorsun. Ve ben TEDx'te de kırmızı noktayı öne çekmiştim. Çünkü bu mimarlarda şöyle bir şey var ya da onu düzenleyen kendileri mesela bizim okuldaki sınıflar bir platform yapmışlar. Benim de öğrenci arası 8 metre falan var 60 kişilik sınıfta. Ben buradan konuşuyorum oradan duymuyor. Çok kötü yani çünkü belli ki mimar bir kere sınıfa girmemiş yani. Yani şeyle bitirmiş, notla bitirmiş. Çok belli yani. Dışarıdan okumuş yani. Açık öğretim mimarlık herhalde. Ya sen hiç sınıfa girmedin. Şimdi bir ders anlattıracaksın ona. O zaman anlar. İnsanın içine dolaşman, ona dokunabilmen lazım. Dolayısıyla TEDx çok rahattı mesela. Ama mesela şey Kartal Kitap Fuarı'na gittiğimde orada sahne çok gerideydi. Bir de oturtuyorlardı. Şimdi açık yerde kalkmak da olmuyor. Çünkü şey çok güneş falan geliyor. Ben böyle uzak kalınca konuşamadım. Dolayısıyla benim için insana değmek, göz kontağı kurmak önemli. Şimdi o göz kontağı niye önemli? Aslında sen kendi repertuarından o bullet point'lar arasındaki geçişleri falan ezbere yapmayacaksın. Gözden anlarsın. Ve genelde 5-10 tane dinleyici olur. Konya'ya buradan teşekkür ediyorum. 600 kişiden 300 kişiydi. Bu hakikaten ben öyle bir ekiple yani biz Berat'tan dolayı ön yargılıydık. İnsanlar diyordu neden Konya'ya? Yani böyle şeymiş. Hakikaten çok entelektüel bir şey kitleyle karşılaştım ve böyle pür dikkatliler 17, 18, 19 yaşında çocuklar. Bazen dinlemiyor biri. İşte bak ona bakmayacaksın. Dinleyenle bir göz kontağı kuracaksın. Ondan anlarsın neyi anlattığını. Ve mesela bir paniklersen beklemek zorunda. Mesela ben çok sahnede 15 saniye sustum falan oluyor. Bir şey olmaz. O böyle bir şey etkisi yapar. Tıkır 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 tıkır. Sen böyle bir anda saçmalamaya başlarsın. Buna gerek yok. Ben dışarıda da görüyorum. Konuşurken bir şey vermeyi seviyorsunuz. Peki şu geldi aklıma şimdi mesela. Ton konuşuyoruz ya. Hep aynı tonda konuşan insanlar aslında sadece bahsetmek istedikleri için mi ulaşamıyorlar? Kendine konuşuyor işte. Kendine konuşmak kolaydır yani. Kendine konuşmak bir meziyet olsaydı ben çok zengin olurdum. Çünkü kendi kendime sonsuzca konuşabilirim yani. Sen beni biliyorsun. Ben kendi kendime evde konuşuyorum zaten. Havaları anlatıyorum. Biriyle bir iletişim, etkileşim. Bu biraz extrovert bir adam olmakla alakalı olabilir. Mesela ders vermeyi de ben çok severim. Özellikle bir de mesela değişik dillerde falan verince de mesela İtalyanca eskiden çok iyi değilken de hep zorluyordum. Çünkü o daha değişik bir kare. Bir tiyatral şey var. Bu herkes de olmayabilir. Ama sonuçta birine bir şey anlatacaksın. Yani bundan bir zevk almanın bir yolunu bulursan iyi yaparsın. Ya şimdi Berat'cığım biz hep temizlikten bahsediyoruz. Sokakların temizliği falan filan ama sen istediğin kadar sokaklarını temiz tut. Yani denizlerin ezer İstanbul gibi değil mi? Her tarafından Haliç'i, Boğaz'ı, Marmara'sı, Karadeniz'e hemen her gün su gördüğümüz bir yerde yani denizin temiz olmadığı durumlarda pek bir işe yaramıyor bu. Bu ikisi birbirine iç içe geçmiş şey. Yani modern bir şehirde yaşamak istiyorsan, ferah bir şehirde hem sokakları hem de denizleri temiz tutman lazım. Son zamanlarda Cif'in Temizken Güzel projesi gözüme çarptı. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Eminönü, Kadıköy, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan'da yani 4 köy artı Aşiyan'da bu bölgelere yerleştirilen 25 adet cif çöp kapar. Günde 47 kilo çöpü denizden topluyor. Denizlerimizi daha temiz hale getiriyor. Sabah biraz daha şey yapayım. Mesela bir tane pet şişemiz olsa hemen bir tane pet şişe çıkıyor. Bu boş olması lazım ama içemedim daha suyu. Bu peşin 31 tanesi 1 kilo ediyor. Bu da şu demek. Demek ki cif çöp kaparlar toplamda 935.000 pet şişe ağırlığında çöpü denizlerden arındırıyor. Denizleri temizliyor. Ya da daha anlaşılır olur bilmiyorum. 29 ton çöpte diyebiliriz. Ki bu çok gerçekten büyük bir sayı. Bu videonun sayısını da 935.000 olarak belirlemiş olalım. Bu kampanyanın bir de geri dönüşüm ayağı var. Daha önce de söylemiştik. Cif çöp kaparlarla toplanan çöplerdeki plastikleri ayırıp geri dönüştürdükten sonra cif krem şişelerinin yapımında kullanılıyor bunlar. Ve böylece virgin plastik kullanımını yani plastik atığı azaltıyorlar. Bu da döngüsel ekonomiye önemli bir katkıda bulunmak demek. Ve bu çevresel duyarlılığı tabana yayma adına bunu interaktif bir faaliyete de dönüştürmeye çalışmışlar. Diyorlar ki siz de temizkenguzel.com adresine uğrayın ki aşağıda bıraktık linki. Çevrenizi ve denizi, içinde yaşadığınız şehri temiz tutacağınıza, kirletmeyeceğinize söz verin. Her 100.000 söz verene bir cif çöp kaparı sizin için denizlere yerleştirsinler. Böylece sahillerimiz daha temiz olur. Geçen video itibariyle imzaları vermeye başladığınızı biliyorum. 1 numaralı Bogomil olarak ben imzamı verdim. Ne kadar çok imza verirsek, ne kadar çok 100.000'e ulaşırsak o kadar çok cif çöp kapar sahillerimize yerleştirecek. Böylece daha temiz bir şehirde yaşamış olacağız. Haydi bakalım Bogomiller imzaya. Bizde herkes zevk aldığı işi yapmayı şöyle anlıyor. Zevk aldığım işimde işte buradan mojito mu içeyim, oradan işte Instagram'da mayolu kızlara bakayım. Çok zevkli iş. Bu değil abi. İş zor olacak ve de yaparken hoşuna gidecek. Yani esas zevk aldığın iş bu. Şimdi konuşma herkesin yapması gereken bir şey. Bir miktar herkes yazmasını bilecek. Çok daha miktar da konuşmasını bilecek değil mi? Yani bu özellikler böyle PowerPoint gibi şeyler. Hani bunu yapmam demen zor. Dolayısıyla bunu sevecekleri bir nokta geliştirmeleri lazım. O göz kontağını kurmaları lazım. Çünkü empatik insanlar vardı. İzleyicilerin bazılarını sınıfa girdin mi kalacak öğrenciyi hemen anlarsın. Bir de şey gördün mü empatik dinleyiciyi de anlarsın. O seni destekler gözüyle. Hiç tanımadığım zamanlarda ben devam ettiriyor. Bazısı dinlemez. O ölü izleyicidir. Bir de böyle problemli izleyici vardır. Onunla sınıftaysan bir ayarını ilk 2 hafta bozman lazım. Eğer izleyici kitlesi önündeysen onu disregard edeceksin. Bakmayacaksın. Bakarsan yani şunu anlamak lazım arkadaşlar. Oraya çıktığınız zaman en önemli şey o an sizsiniz ama siz kendi içinizde bunu hissetmemelisiniz. Herkes size bakıyor ya artık normal bir şey anlatıyormuş gibi yapacaksınız. Ya acaba bu bullying falan yüzünden mi topluluk önünde konuşmaktan bu kadar korkuyoruz ya? Vallahi ben her zaman zaman söylüyorum. Şimdi Zeynep çok düzgün bir Türkçe konuşuyor mesela. Çok mantıklı. Çünkü ben Zeynep'i 2-3 yaşından beri her gün masalla uyutuyorum. Çocuklara nasıl öğretilir diye. Hep bir masal. Masalların sonu hep değişiyor. İşte ne bileyim onunla beraber konuşuyoruz. 5-6 yaşından beri Quentin Tarantino filmlerine kadar şey. Beraber kitap okuyoruz. Şimdi böyle bir şey var. Babam benimle saatlerce röportaj yapardı mesela. Ben kamerayı şu anda görmüyorum. Ben seninle konuşuyormuş gibi konuşuyorum. Çünkü babam benim karşıma geçer. Her gün konuşurdu. Tek çocuk olduğu için onda böyle arkadaşı yok herhalde. 2 tane tek çocuk. Biz sabah akşam konuşurduk işte. İşte profesör falan da. Belki ben ondan akademisyen olmuşum. Şimdi böyle bir çocuklarla konuşuyorum. Bizde şöyle bir problem var ya. Parayla her şeyi almaya alıştık ya. Aslında değerli şeylerin hiçbiri parayla alınamaz. Çünkü para sonsuz arttırılabilen bir şey yani. Yani 100 milyar doların da olabilir, 100 milyon doların da olabilir. Ama belli şey yani. Zaman sonsuz arttırılamıyor. Zaman vereceksin o zaman. Az olan şeyin değeri olur. Çocuklarınıza zaman verin. Şimdi bakıyorum işte o okula yolluyor, bu okula yolluyor, onu yapıyor, piyanist bilmem ne hep söylerim. Çocuklarız abi, Türkiye'de büyüyor. Siz de zaten %95'imiz çok fazla kültür tüketen insanlar değil bu toplumda. Çocuğa vereceğin şey yani o kültür şeyleri bilmem ne okulda almak yani o sınıf atlama merakından gelen şeyler balerin olsun falan olmasın abi yani sen baleye mi gidiyorsun? Gerekmez, gerekmeyebilir. İstisnaları köşede bırakıyorum ama çocuğunla konuşursan 5 yaşında bir çocuğa, 6 yaşında bir çocuğa konuşarak kendini ifade etme. Tabii benim bir akrabam mesela çocuğuyla ilgilenmiyordu. Bir gün çocuğu oturttum karşıma konuştum. Ya çocuk sonra bırakmıyor beni. 3 gün peşimde dolaştı. Bak böyle şeyler de oluyor. Ben çocuğum tabii... dedim lan benim bir akrabam falan. Yani evet bilmiyorum senin çocuğun da olabilir yani. Onunla da konuşuyoruz ama. Yani hayır konuşmamış. Şimdi bizde tradisyonel aileler şöyle kurulmuştur. 6 çocuk oluyor. Bunlar birbirleriyle oynuyorlar. Anne bütün gün ev işi yapıyor değil mi köyde bir ya da ne bileyim işte kasabada. İşte baba da akşam eve geliyor yorgun. Onu böyle bir güzel masajını yapıp yatırıyorlar. Şimdi bu değişti. Bir tane çocuk var ya. Alın bunu da karşınıza konuşun abi. Konuşmuyorsan yapma yani. Sonra çünkü Zeynep Mehmet Şurkan'ın arabasını kullanacak. Fotokopisini çekecek bu çocuk. Yoksa öyle hakikaten öyle yetiştiren çocukla başarılı olmanın imkanı yok. Kendileriyle ilgili self-worth'ü geliştirmiyorlar. Kamuoyusal alanda konuşmanın da oradan gelen bir şey var. İkinci bir şey. Bence bu üniversite eğitimi hatta lisede başlaması gereken bir sunum yapmak kültürü. Yani çok basit bir şey. Koç'ta da böyleydi sanırım. Hatta onlar da çok da ağırlıklıydı. Bilkent'te de her derste sunum vardı. İngilizce sunum yapıyorsun. Biz bir çıktık hatırlarsan Anadolu Sesi'nden. Sınav ABC'de bir geldik işte ne San Agustin'le ilgili City of God sunum yap lan. Konuyu anlamadık ki biz ama olsun 12 şey konuşuyorsun. Ben derslerde sunumlara hep tam puan veririm. Ve hala şunu başaramadım. Hala öğrenciler iyi mi oldu diyor. Ya lan tam puan veriyorum zaten. Benim amacım... Dönem ödevi yapıyorduk bir ara. Sunum yoktu eskiden yani ben çok küçükken sunum yoktu ama dönem ödevi biraz onun gibi bir şey miydi acaba? Geri lisede, döndüğümüzde ikinci dönem ortaokulda da vardı, lisede de vardı. Bir geri dönüş ödevi yapıyorduk ya aralarda. Evet hani... ama o da 5-6 kişi yapıyorsun. O da bir şey yazma açısından ama sunum ortaokul lisede yoktu. Ama hatırlarsan yani şeyler felsefe dersinde işte John Locke üzerine sunum yapıyorsun, soru soruyorsun. Sana şey bizim Polat Safi mesela hiç şey yapmaz, çok sese girerdi. Soruları önceden dağıtırdı. Ve eğer ondan başka soru sorarsan da arıza çıkarırdı. Eğer böyle derse geç kaldın Polat'ın kızardı. Çok stresliydi. Mesela o da yapa yapa şimdi çatır çatır konuşuyor. Yani ben çok insan gördüm hiç konuşamıyor. Yani ben çok zorlanıyordum. 10 kere 20 kere yapınca yani Sabri futbolcu oldu abi yani. İnsan idmanla her şeyi yapabiliyor yani. Neden olmasın? Böyle bir şey var. Bence bunun bol idmanı çocuklara da böyle bol bir şey vermeleri lazım. Ufak bullet pointler tık 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 oradan şey yapacaksın. Rahat olacaksın. Biraz dinlenip çıkmaları ve aç karnına çıkmaları. 2,5-3 saatten şey yapmayacaklar. Bazen bir teknik olarak da PowerPoint gibi bir şey olsa PowerPoint'i yanlış kullanır. PowerPoint'lere bullet point'leri yazarsınız. Elinizde metinle çıkmayın. Bir resim, bir bullet point ve aksiyon filmlerinden 10 dakikada bir şey aksiyon, büyük kovalamaca, diğer 10 dakikada bir ufak kovalamaca var ya. 5-6 dakikaya bir es verdirin. İnsanlar sizi dinlemek zorunda değil arkadaşlar. Bunu hak etmeniz lazım. Bir espri, bir şey yapın yani. Şöyle yapın falan. Public speaking diye çıktık. PPT, hack'e döndük şu an arkadaşlar. Ama öyle hakikaten yani. Bir şey yapman lazım. Dinlemez. O insanlar attention spanleri, dikkat eşikleri çok düşük. Ona göre bir şey yapmanız gerekiyor. Sesli okuma bence çok göz ardı edilenmiş ama sesli okumanın da ben çok etkisi olduğunu düşünüyorum sesli ya. Doğru anlama. Yani bir metni sesli okumak, sesli okurken başkasının dinlemesi. Mesela çocukların ödevini, ben derin ödevlerini dinliyordum mesela küçükken. Hı. Sesli okuduğu zaman çocuk kitap okuyor. Hani kendi kendine okuyor ama sesli bir şeyi okuduğunu ve kendi sesini duyduğu zaman bir şey okurken bence insanların konuşma kabiliyetlerine ya da kendini ifade etme kabiliyetlerine nedense katkısı olduğunu düşünüyorum bunu. Evet son derece katılıyorum. Bir de bir şey daha var. Mesela iyi konuşmak için kitap da okuyabilirsiniz. Bu çok enteresan bir şey. Tam tersi de geçerli. Mesela ben yıllar sonra Fransa'ya gittim. Ders anlatmam lazım. Tabii teklemeye başladım. Öyle eskisi gibi konuşamıyorum. Netflix'ten 30-40 tane film izlemiştim. Hemen tıkır tıkır rop diye geldi. Duyarak da mesela şey yapabiliyorsun. Okuyarak da. Eğer kitap okuyorsanız uzun cümleler kurabilirsiniz. Kitap okumuyorsanız konuşamazsınız. Zaten hep ne diyoruz? Bunun lamıcımı yok. Kitap okumayan insan kognitif skill'lerini bir yere kadar geliştirebilir. Yani kitap illa bound book olması gerekmez. Biliyorsun 1000 yıldan önce scroll vardı. 1000'den sonra ciltli kitap çıktı falan. Öyle olması gerekmez. Bir şey okumanız, kompleks metin okumanız lazım. Bir şeyde okuduğunuz şeyi elinizle yazabilirsiniz. Bilgisayardan daha çok aklınızda kalır. Bullet point'leri yazıp yani bir sayfada ana şeyi bulabiliyor musunuz? Gerisi zaten sizin artık kendi kişisel şeylerinize bağlı. Bizde problem ne biliyor musun? Çok örseliyoruz çocukları. Sen sus, konuşma. Okulda da öyle. Bir de mesela bizde başarılı olana, farklı olana karşı hep bir baskı vardır ya. O baskı inanılmaz kısıtlayıcı bir şey. Yani çocuk konuştuğu zaman sürekli susturuluyor falan. Şimdiki eğitim sisteminde, bizim zamanımızda öyleydi. Topluluk önünde konuşmasından çok etkilendiğiniz birisi var mı? Yani şu anda yaşayan veya eski. Ya Berat, ben dinlemiyorum ki kimseyi oğlum benimle. Ben şimdi TEDX'e çıkacağım. TEDX konuşması dinleyeyim dedim. 2'ye aldım, olmadı. Ben hiç dinleyemiyorum. Yani benim hakikaten topluluk içinde dinlediğim bir insan çok iyi olması lazım. Çünkü hemen dikkatim dağılıyor. Yani beni kavrayabilmesi. Bir kere ilginç bir şey anlatması lazım. Çoğunlukla konuşanlar ilginç şeyler anlatmıyorlar. Lafı geveliyorlar. Dolayısıyla mesela bu eğitimle ilgili bir adam vardı ya, hani tam Ken bir şeydi adı, öldü geçenler. Mesela onun konuşması çok etkileyici TEDX konuşmaları arasında. Çoğunlukla bu konuşmalarda, public speaking'de konuşmalarda duymak istediğini söylüyor. Şimdi tabu kuran konuşmalar pek yok. Dolayısıyla öyle çok etkileyici konuşmalar. Bir de şöyle bir etkileyici konuşma yapan adamlar genelde böyle yaşam koçu falan oluyor. Hemen sakala döküyorlar işi. Yani onlar da yalan söylüyor. Gözümden anlıyorum. Mesela Instagram Reel'ında görüyorum. İstersen başarabilir. Ya yok ha böyle bir şey. İsterseniz başaramazsınız abi. Magnolia'da Tom Cruise vardı ya böyle. Evet evet. Ha, o Magnolia'da mıydı o? Evet ha, evet. Evet. Tom Cruise konuşmaya. Yani Amerika'da falan öyle şeyleri var. Ben hatip olarak yani çok dikkat çekmemiştir. Hukukçular mesela, iki örneği Deniz Baykal'la Bülent Arınç'tır. Muazzam nüanslı ve muazzam düzgün konuşurlar. Ama bu onları iyi bir hatip yapmıyor olabilir. Anlatabildim mi? Mesela Tayyip Erdoğan'ınki daha düz bir konuşmadır. O daha etkili oluyor olabilir. Şimdi bir de o var mesela siyasette. Empati kuran ve duygu geçiren konuşma. Aslında çok basit metinler. Prompter'dan okunan metinler. Daha etkili olabiliyor. Bakın Bülent Arınç'ı dinleyin. Yani her zaman kompleks konuşmak gerekir. Hep audience. Kime konuşacağını bileceksin. Hariç olduğun için her şeyi bildiğini düşünüyorlar. Tabii o çok muazzam bir şey. Yani herkes düşünüyor. Yani marka da düşünüyor. Geliyor diyor ki işte bilmem ne. Mesela geçen gün dedi ya, Boğazlar meselesi yapacağız hocam. Ben size bir gün önce haber vereceğim falan diyor. Lan nereden bileyim, bir çalışmam lazım. Yani. Bir gün önce hocam yarın yapsak mı falan diyor. Nasıl ya, bilmiyor musun? Tarihçi değil misin? Tarihçi değil misin? İstanbul'dan bütün gün Beşiktaş'a gidip geliyorsun ya, sen bilmeyeceksin. Yani baktım mı siyaset bilimi kökenliyim değil mi? Hani bilebilsin, öyle olmuyor. Bazen de bildiğini konuşuyor. Her zaman ne kadar biliyorsan da hazırlanman lazım önceden. Çünkü bazen ayağına takılıyor. Çok iyi bildim diyorsun. Çat diye. Çünkü olay bilmek değil ki, kategorizasyon. Zaten çok şey bilince çok alakasız bir konu değilse bildiklerini oraya yontarsın, hiç bilmiyorsan bile konu. Yani böyle Boğazlar meselesi falan değil de, diyelim işte atıyorum biri geldi şimdi bana, biz kadınlarla ilgili tarihiyle, antropolojiyle çok programlar yaptık. Tak de konuş dedi, bir yere koydular. O an ya neydi? Müktesebat neydi yani? Ne vardı? 6-7 tane bullet point'te bulamadın ayaküstü. Ne yapacaksın? Dolayısıyla ben hep böyle yanımda kağıtlar taşırım. Böyle hemen tık tık tık, en kötü biri bir şey istedi, bir şey koyuyor, hemen yazarım. Ona bakarım. Evet ya, kitap çalışırken de senin cebinden kartlar çıkıyordu böyle, hatırlıyorum. Bir dakika diye böyle ben boyacı gibi sırtımı uzatıyorum, yazıyor falan. Evet evet, bu konuyu konuşuyoruz. Yani yolda bir şey geliyor aklımıza bir de. Ben çok iyi not alırım. Keşke onu da gösterebilsem. Göstermeden anlatılacak şey değil. İyi not almalı. İyi ABC'de 1, 2, A tak 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 yapacaksın. Kafada böyle matematiksel olarak akacak. Ondan sonra vereceksin. Son bir sorum var. Bütün dünya seni aynı anda izliyor olsaydı, böyle broadcast'te herkes izliyor olsaydı, neyden bahsederdin? Bütün dünya beni aynı anda izliyor olsaydım ben çok sıkıcı bir adam olurdum. Mesela yani bunu... Bir saatliğine herkes seni dinleyecek. Bunu... Neden bahsedersin? Bir şeyden bahsetmez misin spesifik? Bir saatliğine böyle nasıl bahsedeceğimle ilgili bir problem var. Şimdi her mesela Fransız'a söylenecek şey, Amerika'ya söylenecek, Türkiye'ye söylenecek şey farklı. Ben bugünün gaçtığını, yanlışlığını anlatırdım. Bir tarihçi bunu anlatabilir. Bugün duyduğunuz 100 şeyin 95'i aptalca, ahmakça ve bunu utanmadan en uzman insanlar söylüyor. Çünkü tamamen medyasından, işte siyasetin, hemen her yerde insanlar duymak istediğimizi vermeye başladılar. Dolayısıyla mesela yenilikten şey yapıyorlar, işte ne bileyim çok ileriye gidiyoruz diyorlar, çok toleranssız olan, hepsi yanlış değil. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Ben madalyonun öteki yüzünü anlatırdım ve bugün en çok tekrarlanan şeylerin olmadığını anlatırdım. Çünkü her zaman söylüyorum. Bir şeyin adını çok duyuyorsanız kendisi yoktur. O yüzden adını çok duyuyorsunuz. Dolayısıyla bunları anlatırım. Çünkü insanları böyle böyle yediler. Ben kendim filmlerle büyüdüğüm için hayatı hep film gibi zannediyordum. Dedim ya, kız arkadaşımla öpüşeceğim. Arkadan müzik gelmedi ve çok 14-15 yaşındayım. Ya bir şey eksik, müzik yok. Ya da işte böyle çok başarılı, hani Wall Street'te çalış, hiç öyle olmuyor. İş hayatı Amerika'da da çok kötü bir şeymiş. Hani böyle bir aura yaratıyorlar. Aynı böyle insanları ne bileyim işte gaza getirip savaşa yollar gibi sizi daha çok çalıştırıyorlar. Sistemle cheat etmeleri yolu, yani sistem onları değil de onlar sistemi manipüle etsin diye. Onlara bugünün geistinin, ruhunun yalanlarını, kültürel hegemonya kurmak için, insanları kullanmak için, insanları daha çok çalıştırıp onlardan faydalanmak için söylenen yalanları bozardım. Bir de kanala abone olun derdik. Bir de kanala abone olun derdik. Hatta abonelik artık kesmiyor. Kanala katılın derdik. Kayseri'li olmadan emin misin sen? Onu da unutmayalım. Evet, kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum Bengü Hanım. Yani sweatshirt'ün güzelmiş. Kamera sende olmadığı zaman güzel şeyler giyiyorsun genelde. Çok teşekkürler ya valla. Gizli yermeler. Yani tatlı acı. Sweet and sour chicken. Görüşmek üzere. herkes bilmek istiyor ama kimse öğrenmiyor.